Burası mı diyorsun kamp alanı? Ya buranın ya. Vallahi açık alan güzel. Önümüzü açtık. Arkadaşlar ormanın derinliklerine geldim. Arkadaş baltayı almaya gitti. Yani iyi karanlık ha. Biraz önce domuz hırıltıları geliyordu. Gerçi buradan değil, arka taraftan geliyor. Çok güzel ortamlar ya. Suyun aktığı yerlerde hayat var. Farklı bitki örtüsü oluşuyor. Evet. Burada öyle küçük şelale benzeri bir şey oluşmuş. Birader yol verebilir misin? Kusura, çok yanlış gösteriyor. Ya senin arabanın yönünü göstermiyor. Sen yönünü dön, kuzeyi gösterecek o. Ha, araba kuzey değilse kuzeyi gösteriyor, kuzey ayrı. Araba kuzeyde. Bilmiyorum. Evet, buralar daha güzel koktu birader. Farkındaysan böyle çam, böyle kekik kokusu karışık kok gelmeye başladı. Evet, güzel bir bayır. Sağlam bir rampa var ama. Ne diye bir ağaç çökmüş. Ya bu ağaçlar geç doğal. Kuruyor. Kuruyan ağaçlar yıkılıyor. Artık kökte tutacak bir şey kalmıyor. Ve çok ilginçtir birader. Hani dur solum yerine gelsin de. Güzel bir olay yani. Hani biz internet ağıyla falan birbirimizle haberleşiyoruz ya, işte iletişim ağıyla falan. Diyor ki sanmayın ki diyor, İşte doğa kendi arasında iletişim halinde değil. İnanılmaz bir ağ sistemi var diyor. Büyük ağaçlar küçük ağaçları kendi şeyleriyle besliyorlarmış. Yani kökleriyle besliyorlarmış. Hani o gölgede kalıyor öbür güneşte ya. Onun gölgesinde kalınca. Artıyorum şu ağaç öldü. Bu ağaç bütün canının yanındaki ağaçları devrediyormuş. Bütün ağaçların kökleri birbiriyle bağlantılı, birbirini besliyormuş topraktan. Çok ilginç yani. Bunların hepsi aslında dünyanın en inanılmaz internet ağına sahip. Biz işte geliştik, moderniz, bilmem neyiz diyoruz ya. Asıl modern olan doğa. Yani yaban hayat burası değil. Asıl hayat burası. Bizler işte kendi kendimize bir modernlik çabasına düştük. Beton yığınların içinde yaşıyoruz. Hayat burada. Arkadaşlar sizce hayat burada değil mi? Yani doğayı sevmeyen bir insan bile şurada, şu çam kokusunda, şu kekik kokusunda, şu manzarada bence mest olur. Ben bildiğine aşık oldum buraya. Çok güzel kokuyor ya. İnanılmaz bir koku var. Ve bu arada şunlar işte maalesef yangınlardaki en tehlikeli unsurlar. Ama tabi bu doğanın kendi çıkarttığı bir şey. Yani ekstra yapılan bir şey değil. İşte Allah sirkesin şurada bir cam şişe olması, yoğun bir güneşte yangın çıkartmasına neden. Hep yangın, hep yangın diyoruz bu ara ama Allah sirkesin. Umarım tekrarlanmaz bir daha. Kötü günler yaşadık. Daha hala süren yangınlar var bildiğim kadarıyla. Yani yapan veya yaptıran artık kimler bilmiyorum. Bunlar doğal yangınlar değil ama. Ama biz cezamızı çekiyoruz. Doğa bence bizden intikam alıyor. Ben öyle söylüyorum. Ya arkadaşlar, doğanın hafızası varmış. Doğa 1000 yıl sonra bile, mesela bir akarsu 1000 yıl sonra bile o akarsu kendi yatağına bulur, yeniden akarmış. Doğa hafızası varmış doğanın. Unutmazmış. Yapılan hiçbir şey unutmazmış. Hani bu doğanın derken genel olarak bahsediyorum. Doğa diye zaten hani ben bilmiyorum, kelimelerle anlatamıyorum bu tür şeyleri. Biraz daha bilimsel açıklama gibi bir şey oluyor da. Doğa diye bir şey nitelendirmiyoruz. Genel olarak nitelendiriyoruz. Şu ağacın bir hafızası var. İşte yerdeki yaprağın, şu çiçeğin, her şeyin bir hafızası var yani. Unutmuyor. Su zaten araştırabilirsiniz. Suyun ciddi manada bir hafızası olduğu kanıtlanmış. Suyla ilgili ben bir araştırma yapmıştım bir ara. Ben şimdi anlatamayacağım onu. Bilimsel açıklamalar yapıyorlardı da. Onu mutlaka araştırın. Su inanılmaz bir şeydir. Dediğim gibi 1000 yıl sonra bile daha önceden aklı yatağı bulup tekrar akarmış. Şimdi haliyle seller oluyor. İşte adı afet oluyor. HES'ler yıkılıyor. Hidroelektrik santralleri midir nedir lanetler. İşte biz de teknolojiye uyduk diyoruz. Yani ne bileyim, teknolojik yaşıyoruz diyoruz. Aslında biz kendimizle birlikte doğayı da zehirliyoruz. Ama doğa gene intikamını alıyor. O aktığı su yatağını buluyor. Tekrar akıyor. İşte insanlar
imar verilmiş, bir şey olmaz, sağlamdır diyor. O dere yataklarında evlerini yapıyorlar. Lüks binalar dikiliyor. İşte dere yatağının kenarında manzarası güzel onlara göre. Veya ne bileyim denizlere dolgu yapılıyor. Dolgulara evler yapılıyor. İşte binalar dikiliyor falan. Ama doğa intikamını gene alıyor arkadaşlar. İşte denizde bir tsunami oluyor. Neyi var neyi yok götürüyor diyor. İşte bir HES patlıyor veya ne bileyim aşırı bir yağışta dere yatakları taşıyor. Etrafında ne varsa götürüyor. İşte acıyoruz. İnsanlar ölüyor. Canlar gidiyor ama. Bilinçsiz bir toplum olduk arkadaşlar. Yani biz teknoloji çağına ayak uyduracağız diye gerçekten bilinçsiz bir toplum olduk. Ha olmasaydı ne olurdu? Olmasaydı geri olurdu. Arkadaşlar bağırıyor buranın neyse. Olmasaydı da iyi olmazdı. İşte şu anda ben sizlerleyim. Sizlere ulaşmam için bu teknolojiye ihtiyacım var. Ama bilmiyorum teknolojiyi doğru yönde kullanmadığımızı düşünüyorum. Yani yaşantımızı doğru yönde yönlendirmediğimizi düşünüyorum ben. Çünkü arkadaşlar kusura bakmayın. Arkadaşlar bir şey söylüyor sanıyorum. Bana seslenmiyorlarmış. Konuşmanın içine ettiler bu arada. Kusura bakmayın. Doğru yaşamadığımızı, yaşantımızı doğru yönde yönlendirmediğimizi düşünüyorum. Çünkü ya beton binalar arasında yaşamak zorunda mıyız? Değiliz bence. Yani daha böyle mütasip evlerde yaşayabilirdik. Veya ne bileyim işte 250 metrekare, 300 metrekare dairelerde değildi. 100 metrekare dairelerde yaşarsak, yaşasaydık ne olurdu? İşte atıyorum mesela diyorum temsili Konya'da 3000 bina olacağına 1500 bina olurdu. Yani 1000 bina olurdu, 1000 tane apartman olurdu, 1000 tane yapı olurdu. Geri kalan gene işte bizim tarım arazimiz olurdu, doğamız olurdu, işte ağacımız olurdu, ormanımız olurdu. Ama biz ne yapıyoruz? İşte doyumsuzuz. İşte 200 metrekare dairede oturuyorsak sığmıyoruz 300, sığmıyoruz 400. Villalar, yatlar, katlar, arabalar. Arkadaşlar bizim kullandığımız her şey aslında doğaya zarar veriyor. Doğayı zehirliyor ve doğa bizi zehirlemeye başladı şimdi. Bunca zaman, bunca yıl biz doğayı zehirledik. Yine yanlış bilgilendirme olmasın. Emin değilim. Böyle çok fazla hafızamda kalmıyor bu tür şeyler ama. Güzel bir örnek vereyim. Bir tane çam ağacı. Hani ısrarla ısrarla zeytin ağacı dikin. İşte zeytin ağaçları zamanında kesildi yerine çam ağaçları dikildi. Doğru bir tespittir. Lafım yok. Zeytin gerçekten şifalı bir bitki. Yağından birçok faydalanan insan var. Yani yağında birçok fayda var öyle söyleyeyim. Ama çam ağaçlarını öyle yaban atmayalım arkadaşlar. Yani çam ağaçları kolay yanıyormuş işte. Kozalak fırlatıyormuş diye yaban atmamak gerekiyor. Bir çam ağacı benim bildiğim kadarıyla. Gene söylüyorum emin değilim. Bir çam ağacı bir günde 70 tane insanın alacağı oksijeni üretiyormuş. Yani hesabınızı yapın bir günde 70 insanın oksijeni üretiyormuş. Bir yetişmiş bir çam ağacı. Siz binlerce çam ağacı yaktınız. Ay bizden sızar. Binlerce insanın soluduğu havayı kestiniz. İşte ne oldu? Doğa bizi zehirlemeye başladı. Ha, bu doğal bir yangın değildi ama yaradan isteseydi o yangını bir yağmurla söndürebilir miydi? Söndürüldü. Artık intikam zamanı geldi deniliyor. Yani ben öyle biliyorum, öyle anlıyorum. Sıra doğada. Biz çok acı verdik, çok zarar verdik, çok yaktık, çok yıktık. Yani emin olun şuralar imara açılsın. Hiç gözünün yaşına bakmadan şurada yüzlerce ağacı insanlar keser, evlerini yapar. Hatta beton binalarını diker. Öyle tahtadan işte dağ evi, baraka tarzı değil. Beton binalarını dikerler. Hiç de acımazlar, düşünmezler ama işte lafa geldiği zaman onlar doğacıdır. Çünkü doğanın içinde yaşıyordur. Sadece etrafındaki manzaraya hakimdir o. Bulunduğu yerdeki zarar verdiği ağacı, otobüsü, neyse çöpü düşünmez. Neyse ben mevzuyu fazla uzattım. Aslında orman geçişi videosu olarak atacaktım bunu. Öyle bir sohbet olsun en azından. Bunu da sohbet videosu olarak atarız. Ortam harika. Şöyle kesilmiş bir ağacın üzerine oturdum. Ama burada tekrar edeyim. Kestel'deyiz. Konya Kestel ormanlarındayız. Ben buranın bu kadar büyük bir orman olduğunu bilmiyordum. Aşağıda baraj var. Barajı görebiliyor muyum? Yok göremiyorum. Aşağıda baraj var. Bayağı uzaktaymış. Çünkü orman bayağı büyük. Barajın etrafını bilen çoktur benim gibi. Yani ben barajın olduğunu biliyordum. Barajın fotoğraflarını görüyordum ama Kestel'in ormanlarını ilk defa gezdim ve ilk defa bu kadar büyük olduğunu öğrendim. Gerçekten çok büyük ormanlar. Hani ben Konya'da, Antalya'daki gibi veya ne bileyim Bodrum'daki gibi ormanlar olmadığını düşünüyordum ama gerçekten devasa ağaçlar var arkadaşlar. Neyse dediğim gibi bunu bir sohbet videosu olarak atarız. Böyle tripod elimde tutarak çektim. Sabitlemedim kamerayı aslında ama. Biz orman geçişine devam edeceğiz. Dün gece geldik buraya. Çadırlarımız yukarıda. Şöyle göstereyim. Şu tepede boş bir arazi var. Arabayla bir yere kadar giriliyor. Bu hafta bisikletle çıkmadık. Çünkü geç saatte çıktık. Bu saatten sonra uygun değildi pek bisiklet. Bu arada yine böyle bir işaret gördüğüm gibi geldi. Ona bakıyorum. Kusura bakmayın. Değil herhalde ya. Arabayla geldik. Gece burada kamp attık. İşte gece menemen yaptık ayıp söylemesi. Onu yedik. Sabah kalktık kahvaltımızı yaptık. İşte öğlene de
farklı bir menümüz var. Nasip olursa yine yemeğimizi yiyeceğiz. Öğleden sonra da çıkarız, geri dönüş yaparız şehre. Keşke vaktim olsa, emin olun. Yani şurada 3-4 gün, 1 hafta vakit geçiririm ben. Ya insan dinleniyor, nefes alıyor. Ben sabah saat 6-6.30 gibi gözlerimi açtım. Biraz soğuktu gece, biraz üşümüşüm ama yani hazırlıksız da geldik. Biz sadece üzerime ince bir ceket almıştım ben. Ama inanılmaz şekilde dinlenmiş uyandım. Yani şu anda geziyorum. Ormanı gezdik neredeyse. Hala yorulmadım. Hala gezme çabasındayım. Süperdi ya. Neyse arkadaşlar, ben birazdan yine böyle bir gezi olarak video açacağım. Yani bunu muhtemelen tek atarım. Sadece sohbet videosu olarak atarım ama lütfen rica ediyorum arkadaşlar. Videoyu beğenin. Yorum yapın. Abone olun yani. Yani bunu sizler için yapmıyorum. Ben zaten geziyorum ama gezerken de gördüğümü sizlerle paylaşıyorum. Veya bildiğim şeyleri sizlerle paylaşıyorum. Doğrudur, yanlıştır, siz yorumlarda belirtebilirsiniz. Bana destek olmanız sizin için bir şey kaybettirmez ama benim için çok şey kazandırır. Biliyorsunuz sokak hayvanları projelerimiz vardı. İşte biz YouTube sayesinde duyurduk bunu. İşte engellilere sandalye, tekerlekli sandalye gene YouTube sayesinde duyurduk. Sağ olsun, Allah razı olsun yardımcı olan dostlarımızdan. İşte genç çocuklara bisiklet yardımlarımız vardı. Onu yine YouTube sayesinde duyurduk. Yani biz kanal sayesinde aslında birçok insana ulaştık. Yardım babında birçok insana ulaştık. İşte şimdi fidan projelerimiz var. Onlarla gene birçok insana ulaşacağız. Sizlerin desteği demek, işte birine tekerlekli sandalye, birine bisiklet, işte sokak hayvanlarına mama, boş arazilere fidan demek arkadaşlar. Yani yaptığınız her beğeni, her yorum aslında bir fidan, bir tekerlekli sandalye, bir bisiklet demek. Ben öyle algılıyorum, öyle yorumluyorum. Umarım siz de o düşünceyle hareket edersiniz ve yani çok zor değil. Orada beğen tuşuna basmak, bir abone ol tuşuna basmak, hatta bildirim zilini de açın. Yani rica ediyorum sizlerden. Teşekkür ediyorum bu arada izlediğiniz için. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz kendinize iyi bakın. Ben dediğim gibi orman gezisine ayrı atarım. Görüşmek üzere arkadaşlar.